Evet arkadaşlar, Cem ve Cenk Kayıtta kanalına hoş geldiniz. Yani artık benim kanalım, bu kanala ayarı koydum. Bir dakika. Hem benim evime geliyorsun, hem de benim kanalıma el koyuyorsun. Yok öyle iş arkadaşım, uzun süre yoktum diye bıraktım sanmayın. Tamam kızma, ben ortalarda yoktum, ben el koyayım dedim yani. Biraz stil değişikliğine gittim arkadaşlar. Yeni stilim, saçı bayağı bir uzattım. Size şöyle gösterim uzunluğunu. Bayağı bir uzattım, sakal makal bıraktım. Şimdi bugünün özelliğini biliyorsunuz, ben üniversite öğrencisiyim. Burak aynı zamanda üniversite öğrencisi. Biz bir eve taşındık. Yani ben taşındım, Burak geliyor arada sırada. İyi ki geliyorsun kardeşim bu arada. Yeni bir eve taşındım arkadaşlar. Ve yeni evimi size gösterme kararı aldım. Çok çok uzun bir vlog olmayacak sanıyorum ev vlogu. Çünkü 1+1 55 metrekare bir ev. Kutu gibi bir ev. O zaman hadi hep beraber evi gezmeye geçelim. Aynen. Bugünkü ev vlogunda bana her zamanki gibi Buğra yardım edecek. Aynen. Ama bu sefer Buğra'yı kamera arkasına alıyorum arkadaşlar. Kameraman olacak. İlk defa böyle bir tarz deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak, yorumlarda belirtirsiniz. Size şöyle kamerayı vereyim Buğra Bey. Aynen. Evet, ilk önce evin girişinden başlayalım arkadaşlar. Çelik kapı. Kapı her sağlam. Türlü, her türlü darbeye dayanıklı. Neyse burayı geçelim. Fazla ilginç bir olay yok. Gel. Bir üniversite öğrencisinin dolabı budur. Pahalıdan ucuza kadar her türlü marka, her şey var. Bakalım bir de dolap içini açalım. Öğrenci dolapları nasıl oluyor? Evet. Varan bir. Onun haricinde arkadaşlar klasik bir öğrenci dolabı. Yumurta, çiğ köfte, domates, havuç mavuç var, işte böyle bir sürü şey var. Yeterli. Kaldır hocam. Şimdi bir de yukarıya bakalım. Yukarıda neler var? Dondurulmuş ürün vazgeçilmezimizdir arkadaşlar. Tavuklarımız var. Böyle hamburger köftemiz var. Fazla reklam yapmayayım diyorum. Yani başımız belaya girmesin. Ama güzel reklamlar yapacağım bugün. İşte burada bazlama falan filan var. Bu nasıl öğrenci evi? Her şey var. Dolaplara gelelim, işte ton balığı, çayı mayı, bir sürü şey var burada arkadaşlar. En önemli şey, en sevdiğim şey benim evde arkadaşlar, bu. Özellikle bugün Buğra geldi, bu bardaklara çok başvuracağız. Efes, hakiki biranın tadı. Hemen devam edelim, burada bir ocağımız var, güzel. Davulmaz ama hiç kullanılmamış, hala jelatinli. Fırın var burada. Bulaşık makinesi falan. Şimdi gelin salona doğru geçelim. Arkadaşlar salonda süper OLED, kırılmaz, 4K televizyon falan yok yani. 82 ekran, 2000 kaç modeldi bu? 9 model. LG televizyonumuz var ama güzel, bana yetiyor. Burada arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Bu niye? Yastığa dikeceğim bunu. Evde videolar çekmeyi düşünüyorum. Arkaya görüntü olsun diye aldım bunu. Daha dikmedim. Burada bir sehpamız var, televizyon sehpamız. Merlin Morlo koltuklarımız var. Abi şuradaki söz efsane ya. Diyor ya, kız diyor, öper ama sevmez, dinler ama inanmaz. Ayrılmadan önce kendi terk eder. Süper bir söz. Arkadaşlar şimdi masaya gelelim. Burası aynı zamanda yemek masamız bizim. Ama burada ne yapıyoruz? Ev videoları çekeceğim. Ev videoları çekeceğim için ekipmanları bu masaya kurmayı düşünüyorum. Yeni ekipmanlar getirdim size. Yeni ekipmanları da ayrı bir videoda tanıtmak istiyorum. Şu an sadece bilgisayarımız var. Bilgisayarımız arkadaşlar gayet güzel bir bilgisayar. 1050 ekran kartı var. 8 GB DDR4 RAM'i var. i7 7. nesil. Bu kadar bilgi yeter herhalde. Gel. Bu arkadaşlar 7'den 70'e her evde olan örtü. Tabii ki hepinizin bildiği gibi anneannem tarafından takılmam istendi. Anneannemi çok sevdiğim için onu kıramıyorum. Canım benim, buradan da anneanneme sevgiler yolluyorum. İzler büyük ihtimalle. Arkadaşlar şimdi ben evde fon perdeleri tercih ettim. Neden fon perde? YouTube videoları çekeceğim için arka planda bir şeyler olsun istedim. Sade olsun istemedim. Böyle fon perdeleri tercih ettim. Gel olaya gel. Evet arkadaşlar, zenginlik budur. 12. kat. Arkadaşlar bu manzaraya artık ben para alacağım ya. Vallahi para alacağım artık bu manzaraya. Arkadaşlar burada öğrenci evinin
ucuz kanepese. Biraz batıyor ama oturdukça alışıyorsunuz. Yapacak bir şey yok artık ucuza. Şurada şöyle güzel bir dekor yaptım. Bunu da kanka bir ara gemilere çok meraklıydım. Anneannem bana şeyden almıştı. Sinop. Anadolu kabağı. Ne Sinop abi? Sinop'ta korsan gemisinin ne işi var? Anadolu kabağından aldı. Biliyorsunuz Cenevizlilerin kalesi falan var Anadolu kabağında. Bayağı denizle ilgililer. Gel. Gel. En mahrem yerlerimi sizlere açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Gel baba beni takip et. Evet. Şimdi burayı fazla göstermeyelim. Arkadaşlar burada ben malzemelerimi hani koyarım. El kremi falan çok kullanırım. Özellikle kışın kuru eller. Bir de parfümüm var. Şöyle el kremi, havlular falan. Hepsi burada duruyor arkadaşlar. Islak mendil. Şöyle bir duşum var arkadaşlar. Şampuanlarım alt kısmında duruyor. Böyle güzel bir duşum var. Buradan artık elimi yıkıyorum. Genellikle malzemeleri buraya koyuyorum. Döndür abi. Temizlik için gereken iki önemli malzeme. Başka da bir şeyim yok zaten. Bunlar var. Bir de yüzey silici falan. Yani lavaboda bu kadar. Herhalde fazla detaya girmeyeyim orada. Şimdi yaklaş. Evet. İnanılmaz mühendislik zekamı kullandığım odam. Yatağa geçelim. Arkadaşlar full ortopedik yatak. Şimdi soruyorlar. Niye iki kişilik yatak tek yaşıyorsun? Neden? Ben yatacağım mesela bugün. Tabii. Arkadaşlar her zaman rahat oluyor. İki kişilik yatak efsane bir şeydir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar burası benim çalışma masam. İşte hesap makinesi falan filan var. Gel hocam. Arkadaşlar öğrenci evi dediğinizde aklınıza gelen bazı şeyler vardır. Mesela bunun gibi. Bura ne diyorsun bugün bir tane yapar mıyız bundan? Yaparız bence. Arkadaşlar bir ara spor yapıyordum. Böyle kaslarım falan iyiydi. Bu da ondan kalma protein tozum. Ama şu aralar kullanmıyorum. Bu arada soranlar falan oluyor bana işte protein tozu zararlı mı, yararlı mı, neyi var falan. Arkadaşlar ilk önce vücudunuza göre hangisini alacağınızı seçin ve dozuna göre kullanın. Ben şu ana kadar bir zararını görmedim ama sizde nasıl bir etki yapar bilmiyorum. Burada kitaplarım falan var. Burada Mahmut var. Mahmut bana bir arkadaşımın emaneti, hediyesi demişim. Bunu gelecek alacakken de. Burada işte okul kitapları falan filan var, notlar var. Sana özel bir sürprizim var Burak. Merak et. Takip et. Takip et. Kapı ışığı fazla elektrik gitmesin. Evet. Şimdi arkadaşlar. Burayla biz buluştuğumuzda klasiğimiz olan bir içki içme vardı. Ve ben de Buğracığıma bir hediye getirdim. Aslında bunu o da biliyor. Ne zaman aldığımızı da biliyor. Merak ediyor musun? Ediyorum şu an. Evet. Sürpriz paket. Hediye paketi sürpriz. Sen adamsın. Bunu biz arkadaşlar burayla Ukrayna'dan almıştık. Hatta bir önceki vlogda Metro Market'e gittiğimiz vlogda görmüşsünüzdür. İçeride çekim yapamamıştık. Oradan ben kendime bakardım kaç para almışım. 35 miydi Türk lirasıya? 45 miydi? Aynen öyle bir şeydi. Öyle bir şey. Romumu aldım. Çok güzel. Türkiye'de 200 lira falan en az. 200 öyle aynen. Şey. Onun yanına geldik. 100 tane midye. Nereye yiyeceğiz? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi onun dışında ekipmanlar getirdim. Evimden. Ekipmanlarımı hazırlayacağım, kuracağım. Size çok güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Evim bu kadar yani 55 metrekare fazla bir şey noktası yok. Şöyle bir çek ben evimde. Yani arkadaşlar hani şimdi diyenleriniz olabilir işte residence'da oturuyor, parası var, zengin, hava atıyor, mama atıyor. Yok arkadaşlar şöyle bir şey. Tabii siz de bilirsiniz hiçbir para, hiçbir emek boşa çıkmaz yani. Emeklerinin karşılığını alırsın. Ben de böyle yaşıyorum işte ama öyle hiç hava atma gibi çabam yok. Çünkü onca YouTuber çekiyor bunu. Herkes izliyor. Ben de size göstereyim dedim. Evet şimdi güzelim kameramanımızla. Yoruldum. Nasıl geçti kameramanlık deneyimi? İyi geçti. O zaman bugünkü videoyu artık bitirelim mi Evrilo onu? Bitirelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.